Erkancığım, bugün sana fotoğraftaki önemli bir kompozisyon kuralından bahsedeceğim. Kritik an. Nedir kritik an? Özellikle hareketli fotoğraflar çekerken hareketin başlangıç, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Bunlardan herhangi birisinde fotoğrafçı deklanşöre bastığı zaman o fotoğrafın fotoğrafik değeri daha fazla olacaktır. Çünkü o anı geri getirmek mümkün olmadığı için fotoğrafın kompozisyonla birlikte o fotoğrafın değeri daha da artacaktır. Yani öyle bir anda deklanşöre basmamız gerekir ki o fotoğrafa bakanların o anı hissetmesi lazım. Dolayısıyla kritik an kavramı kompozisyonun en önemli kurallarından bir tanesidir. Fotoğraf tarihinde baktığımız zaman önemli görülen birçok fotoğraf kritik anda çekilmiş fotoğraflar. Yani ünlü fotoğrafçıların hep kritik zamanlarda deklanşöre basarak ölümsüzleştirdiği fotoğrafları görürüz. Dolayısıyla buradan da şeyi anlıyoruz. Yani kompozisyonu oluştururken kritik anı da hesaba katarak fotoğrafı çektiğimiz zaman o fotoğraf bir basamak yukarıya çıkmış olacaktır. Bir basamak değeri artacaktır. Ancak kritik anda fotoğraf çekmek o kadar kolay değildir. Neden? Çünkü hareketli bir şey çekiyorsak o hareketin en sonunu hesaplayıp ona göre deklanşöre basmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Kullandığımız ekipmanı çok iyi tanımamız lazım ve çok fazla fotoğraf tecrübemizin olması lazım. Ben kritik an fotoğrafı çekerken kendim uyguladığım ve ustalarımdan öğrendiğim birkaç önemli ipucunu paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, eğer çektiğimiz obje hareketliyse hareketin sonunu kestirip o anda deklanşöre basmak. Bir diğeri de makinamın el verdiği ölçüde seri ayarda kullanıyorum. Yani seri çekim yapıyorum peş peşe. 3-4 tane fotoğraf çekiyorum. Muhakkak onlardan bir tanesi hareketin sonunu, kritik anı yakalayacaktır. Bir diğer önemli nokta da yüksek enstantane kullanmamız lazım. Özellikle hareketli şey çektiğimiz zaman hareketin tamamen fotoğrafımıza yansıması için enstantanemizi yüksek tutmamız lazım. Ya bu ne demek? 1 bölü 125, 1 bölü 250, 1 bölü 500 gibi enstantaneleri kullanırsak o hareketi çarpıcı bir noktada yakalayabiliriz. Kompakt makinelerle fotoğraf çeken arkadaşlara bir uyarım olacak. Kritik an fotoğrafları çekecekleri zaman kompakt fotoğraf makinelerinde deklanşör gecikmesi dediğimiz bir olay vardır. Yani siz bastıktan 1 saniye veya 2 saniye sonra fotoğraf çekilecektir. Onun için bunu da hesaba katarak kritik an fotoğrafı çekecekleri zaman deklanşöre 1 saniye daha önce basarlarsa sanırım bu gecikme giderilecek ve güzel bir farklı fotoğraf elde edeceklerdir. Hem fotoğrafa yeni başlayanlar hem de ileriki aşamada olan arkadaşlar bol bol fotoğraf çekerek kritik anlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini tecrübelerine yansıtıp daha güzel, daha farklı, daha orijinal fotoğraflar oluşturabilirler. Ben herkese bol fotoğraflı günler diliyorum.